saatlerimiz 9. Yeni saate adım atıyoruz. Son bölümdeyiz. Yeni bir günde yine sıcak bir başlık var. Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı. 6 kişilik mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Ayrıntıları telefon attığımızda Yunus Emre Şahpenderoğlu aktaracak. Yunus, söz sende. Hasan Erdoğan, sıcak bir bilgiyle başlayalım. Aslında bölgeye intikal eden arama botları o Marmara Denizi'nin açıklarında aramaları da devam ediyordu. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisi şunu ifade edelim. Bölgede ne yazık ki ulaşılmış olup bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanmamıştır ifadesi kullanıldı. Yani dün akşam saat 8 sularında Marmara Adası'ndan gemiye doğru yola çıkan gemi şu dakika itibariyle geminin o noktada bir bulgusuna rastlanılmadığı ifadesi yer aldı. Yani ekiplerin o batan geminin nerede battığı ona dair bir bilgi elinde yok. Tabii bir taraftan bugün hava muhalefetinin olduğunu biliyoruz. Yağışlı bir hava var. Yine o noktada Marmara açıklarında rüzgarın ve dalganın şiddetinin de yüksek olduğunu ifade edelim. Dalganın boyu 3 metreye kadar yükseldi. Haliyle hava muhalefeti sebebiyle arama kurtarma faaliyetleri sadece deniz üzerinden sağlanabiliyor. Ve bu noktada hala daha helikopter destekli bir arama kurtarma çalışmasının başladığını ifade edemiyoruz. Ne yazık ki Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su almaya başlamıştı kargo gemisi. Ve dün akşam itibariyle aslında ilk aşamada 59 metre boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu kuru yük gemisi 6.32 sularında acil durum sinyali vermişti. Acil durum sinyalinin ardından deniz ve hava unsurları bölgeye aslında hızlıca yönlendirildi. Hatta Türk radyo aracılığıyla da gemiye çağrılar yapıldı uzun bir süre. Saat 7.12 itibariyle de Batuhan A isimli gemiden alınan sinyal tamamen kesildi. Yani yaklaşık 2 saat önce Batuhan A isimli gemiden alınan sinyal tamamen kesildi. Batuhan A isimli geminin çağrılara da cevap vermemesi nedeniyle arama kurtarma yönetmeliğinin kuralları çerçevesinde tehlike safhası ilan edildi. Bölgeye de arama kurtarma botu gönderildi. Ancak o arama kurtarma botu ne yazık ki bölgede Batuhan A isimli geminin hiçbir ibaresine rastlamadı. 69 metre boyunda bir gemiden bahsediyoruz. Ve bu noktada hızlı tahliye botlarıyla kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de yine Balıkesir Bandırma ilçesinden yönlendirildiğini ifade etti. Aynı zamanda su alarak batan gemide Türk vatandaşları oldukları değerlendirilen 6 mürettebatında olduğu ifade ediliyor. Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmalara koordine ediyor yine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş. Saat 7.12 sularında son sinyal alındı. Yani yaklaşık 2 saat önce İmralı Adası'nın çevresindeki o gemiden son sinyal alındı. Şu dakikaya kadar da geminin nerede battığı tabii ki bilinmiyor. Tabii bir son durum daha bilgisi var. Onu da paylaşalım. O da yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca iletildi bizlere. Arama kurtarma botları bölgedeki faaliyetlerine devam ediyor. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur ibaresi yer aldı. Yani geminin kurtarma botlarının içi boş bir şekilde bulunduğu bilgisi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca paylaşıldı. Tabii gözler o noktada hava muhalefeti var dedik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul civarında Marmara genelinde yağışlı bir havanın olacağını ifade etmişti. Ki İmralı Adası çevresinde de rüzgarla birlikte dalganın şiddetinin 3 metreye kadar yükseldiğini ifade etmiştik. 59 metre boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisi için onu kurtarabilmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini de ifade edelim. Tabii bir taraftan da sinyal alınmaya çalışılıyor hala daha gemiden. Son sinyal 2 saat önce alınmıştı. Ve bu noktada tehlike safhası ilan edildi.
arama kurtarma yönetmeliğinin C bendine göre artık şu dakika itibariyle yakın bir süre içerisinde umuyoruz ki hava muhalefetlerinin de geçmesiyle helikopterlerin de bölgede arama kurtarma çalışmalarına eşlik edeceğini öngörüyoruz, tahmin ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu noktada olayı yakından takip ediyor. Tabii her geçen dakikada yeni bir bilgi elimize ulaşıyor. Dakikalar önce, yaklaşık 9 dakika önce gelen o son dakika bilgisine göre yapılan aramalarda içi boş bir cansalı bulundu. Yani altı mürettebatın nerede olduğuna dair şu ana kadar hiçbir bilgi elimize ulaşmadı. Marmara açıklarında İmralı Adası'nın civarında gece saatlerinde yola çıkmıştı. Saatler 20 sularında Gemli'ye doğru ilerliyordu. Balıkesir'in Gemlik ilçesine doğru. Şeyde kalkmıştı. Kuru yük gemisiydi ve içerisinde 6 mürettebat bulunuyordu. Saatler 6.32'de Kospat Sarsat sistemiyle acil durum sinyali gönderdi. Kuru yük gemisi Denizli İşletmeciliğine ve 6.32'de gönderilen acil durum sinyaline hemen cevap verildi. Yaklaşık 40 dakika sonra o acil durum sinyali gönderen Batuhan Ağ isimli gemiden bir daha sinyal alınamadı. Yani 40 dakika içerisinde geminin tamamen battığı düşünülüyor. 40 dakika içerisinde sinyal tamamen kesildi ve hızlıca bölgeye arama kurtarma botları yönlendirildi. Tabii çalışmalar devam ediyor. Bizler de o noktaya doğru gideceğiz. Çok kısa bir süre içerisinde ve o noktada sıcak gelişmeleri aktaracağız diyelim. Şimdilik sözü sona bırakalım.